Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Rabbi hamdü sen olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonra cehennemden azat olan, kurtuluş olan bu ay içindeyiz. Ve bu ayda yapılan ibadetlerimizi canı gönden arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak affetsin, kabul etsin. Ümmet-i Muhammed'e sulh selamet versin. İçinde bulunduğumuz bu afetlerimizi kurtararak eski hizmet günlerimize kavuşursun. Bugünkü dersin 11. sözden bir bölüm okuyacağız. Son bölüm. Malum değerli kardeşim 11 söz Şems suresinin manevi tefsiridir. Rahmetli hocam derdi ki bana, Ragıp Hoca 11. sözü oku, git Almanya'yı Müslüman dedi. Çok önemli derstir. Biz bugün bir bölümden başlayacağız. Onu okuyacağız. O okuduğumuz bölümü izah etmeye çalışacağız. Ama kusura bakmayın, belki de okuduğumuz bölümü bitirmeme imkanımız olabilir. Çünkü çok derin bir konudur. Onun için şimdiden affınızı sığınırım. Çünkü diyor ki bu şeyde 18. sözde malum, bu alem için yaratılmıştır ve bu yaratılış hikmetler nedir? Cenab-ı Hak ihtiyacı yoktu ama niye bir alem yarattı? Niye insanları yarattı? Niye insanlara ibadet kılındı diye bu dehşetli soruların cevabını içinde çok çok sorular için sorular var. Hatta bugün gençliğin içine düşen bunalımları çözen sorular da vardır. Onu çözen bir derstir bu. Malum 18. söz mektupta bir gaye delili, bir de muhabbet. Cenab-ı Hak bir gaye için, bir de muhabbet iştirak için yaratan bahseder. Biz biliyoruz ki hadis-i kutsi'de var, aklıma gereken söyleyeyim. Her şey onun lütfuyla yaratılmıştır. Onun lütfuyla varlık yoktan varlık aleme gelmiştir mevcut. Onun yokluğuyla bizim varlığımız onun varlığı meydana gelmiştir. O muhabbet ettiği için gelmiştir. Yani o hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Tıpkı bir ateş mi? Güneş ışık veriyor, ihtiyacı yok. Hava bize nefes veriyor, ihtiyacı yok. Ama biz ona muhtacız. Dolayısıyla Allah vaciptir, bir mümkündür. Vacibin mümküne mümkünün vacibi hiç ihtiyacı yoktur. Bir hadis-i kutsi'de rahmetim gazabı mı geçti? Demek dersin bu kendi yaratması ana fikri buymuş. Rahmetim gadabım geçti. Allah rahmeti olmasa hiçbir varlık dünyaya gelmezdi. Hadis-i kutsi'de hiçbir şey yoktu. Sırf Cenab-ı Hak kendi kendine seyrediyordu. Ama biz anlayalım diye üstadımız bir padişah örneğini veriyor. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemali görmek, göstermek istemez sırınca bu alemi yarattı diyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bu derste tekrar diyorum. Allah zatı muhtaç değil. Ama esması görmek istiyor. İşte dersin konusu bu. Zat ihtiyaç yok. Ama esması görmek istiyor. Yani gizli hazinin bilinmekte ihtiyaç ediyor. Biz dersin bu noktalarını atlayacağız. Sadece söz yayın evinin 180 sayfasında o temsilleri bırakıyor. Temsiller hakikate geçen kısmını okuyacağız. Bir de 9 emir okuyacağız. Bize düşen vazife. Her zaman olduğu gibi değerli kardeşlerim tekrar Tahir'e karışın bir okusun okuyacağımız dersi. Sonra tekrar Erdi ve Tahir'le beraber dersi izah etmeye çalışalım. Buyur değerli kardeşim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Evet. İnsana sermaye ömür ve cihazat-ı insaniye meskür ve zayıf için verilmiştir. Ey sersem nefsim! Ey pür heves arkadaşım! Aya, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefs etmek ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gayi yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimal ne mi münhasırdır? Haşa ve kella, belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gayi-i talike esastır. Biri Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin bütün nimetlerini
her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsi İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşvinema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayatı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değildir. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim, ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidada hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatını, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen, bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külliye şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kutsi İlahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlukat nazarında, Esma-i İlahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve ishar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatı asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaifi insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahid ezeliğinin nazarı şuhud ve irşadına görünme, işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat
ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayat-ı arzu ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyası ittihaz ile Halik-i Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saninin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaafın, fakir ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gına ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Allah razı olsun. Evet değerli kardeşim. Dersinin başında da söyledim. 11 sözün insanın yaratılışını, dünyaya gelişini bir padişah örneğiyle kâdî yaratılışını anlatıyor. Biz bugün hayatın vazifesini, insan hayatın vazifesini, sonra hayatın gayesini, sonra değerli kardeşler, hayatın gayesinden sonra hayatın mahiyetini, sonra suretini, sonra hakikatını, sonra kemalini. Demek ki vazifesi bir, gayesi iki, mahiyeti üç, sureti dört, hakikati beş, kemali altı. Altı maden, evvel birinci maden, hayatın vazifesini okuyacağız. Zaman kalırsa gayesi dokuz maddede okumaya, anlamaya çalışacağız. Evet, her zaman olduğu gibi Erdi kardeşim hazır. Başlayalım değerli kardeşim. Okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, insana sermaye ömür ile ömür ve cazat insaniye, evet insana sermaye ömür ve cazat insaniye mezkur vezayif için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım. Aya zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefis etmek ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine münhasırdır. Maalesef, maalesef değerli kardeşim, hayatımızı böyle anlıyoruz. Hayat insan nereden gelip nereye gidiyor? Nasıl yaşıyor? Nitekim mektubatta hakikat çekirdeklerine diyor ki değerli kardeşim, gaye hayal olmazsa veya nisyan veya tenasi edilse insan eler döner, etrafında giderler. Elbette her şeyin bir gayesi vardır. Hayatın gayesi ne? Oku bakalım, devam et. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevvari ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gayi yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevasat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Şimdi ona geçmeden o orada 3-4 tane şey söyledi. Biliyorsun bazı nazik letaif, onları geçmeden hayatın tekrar bir daha başlar mısın? Hayat ey sersem şeyde kaldı. Ey sersem nefsimden. Oradan bir daha okur musun? Ey sersem nefsim ve ey bir heves arkadaşım. Aya zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız
yalnız terbiye-i medeniyle güzelce muhafazayı nefis etmek ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yani bu biliyorsun şu anda hedonizm dediğim felsefe bir akım var. Sade insan bu dünyaya yeme içme gelmiş. Gez, eğlen onun için gelmiş. Yani nereden gelmiş, nereye gidiyor hiç bunu düşünmüyor. Eğer bu o zaman düşünmese hayat anlamsız olur. Boş ve anlamsız olmaz mı? Evet. Değil mi? Hatta bazıları şarkılar diyor. Diyor ki yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim gibilerden. Tabii böyle birisine sormuşlar ki Necip Fazıl'ın bir sözü vardı. Sormayın yaşım yaşamadım ki. Alim-i küfre göre hem başı hem sonu hiç. Yani küfrün insana göre hayatın başı ve sonu hiç. İki hiç arasında varlık olur mu hiç diye. Buna demek ki hayatın gayesi bilmeyenler böyle düşünürler. Nitekim lemalarda, şimdi aklıma geldi oraya girmeden derse baştan orayı okuyalım. 30. lemada bir konu var. Ahmet'ciğim sen okuyacaksın galiba lemaları değil mi? Evet, evet. Onu okur musun? 590 sayfası galiba. Okuyorum. 30. lemanın 5. nüktesinde hayatın gayesi gibi bir yer var. Onu okur musun? Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetler meyvesidir, elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Bir daha okusana satır. Çok güzel. Bir daha oku. Çünkü ağacın neticesi. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat ebedi olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren zat-ı hay ve muhiyeye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Geçen derste biliyorsunuz hem hamd'dan hem şükürden bahsetmiştik. Yine Üstad 5. kelimede 20. metin 5. kelimesinde toprağa ekiyorsun çekirdeği, ağacı emek verip meyvesi içindir. Meyveler meydana geldi. Şimdi çoban meyve yetiştirmek için o çekirdeğe ağacı ehemmiyet verdi. Tekrar çıkan meyveyi toprağa gömse olur mu? Olmaz. Evet. Bu da gösteriyor ki ahirete gösteriyor. O halde bu hayat böyle devam edip bu gitse, hiç olmasa, ahiret olmasa hayatın anlamı olmaz. İşte çoğu insanlar hayat anlamı bilmediği için bir bunalım içerisindeler. Değil mi? Bir bu. Evet. İkinci de mesela yine üstadımız 20. mektupta diyor ki eşya daire ilimden daire kudreti çıkıyor. Sen kafandan bir cümle söylesen o cümle içinde duruyor. Mesela bir cümle veya bir çiçek resim düşündün. Onu gül resmini dışarı yazmayla daire kudreti çıktı. Farz mı o güle akıl fikir versen. Ey gül nasıl Allah'a hamdolsun beni yazan katip yoktun beni varlığa çıkar deyip şükretmesi lazım. Demek ki insanın gayesi hem şükür hem hamd hem de ahirettir. Evet. Bunda, netice itibariyle ve bundan anla ki davet lemalar. Bundan anla ki ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane belki de kafirane pek çok kıymetler olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istifaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Anlamadım. Yani bunu anlamayıp da bu hayatı verene karşı nankörlük edip sen yoktun ya. Bir damla sudan yaratıldın. Yoktun. Nasıl Allah'a karşı geliyorsun? Yoktun. Ne kuvvet ne gücün vardı. Allah muhafaza. Bunun izahını abicim sen okur Mesnevi Nure'de 271'de bakın sen bulana kadar bir şey söyleyeyim. Burada insanın dört daireden bahsedecek. Buldun mu orayı? 270'de son. Oku bak. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir,
hem imani. İnsanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Ne demek? Diyor ki nebati malum büyüme. Bazıları göre ana karnındaki büyüme kastederler. Bazıları da buluğ çağına kadar veya yetişkin olana kadar büyümeyi kastederler. Bu nebati büyümesi. Bir de hayvani var malum yeme içme ile ilgilidir. Bir de ne dedi? İnsani de akılla insaniyet geliyor. Bak hayvanda akıl yok. Elhamdülillah insanlık bambaşka bir rütbe. Sonra rütbenin rütbesi elhamdülillah. Cana İman. Biz yoktan nedir? İmani. Evet. O da İslamiyet'te iman almışız. 3-4 daire. Evet. Devam et abi. Sonra. Tezkiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen de 24 saat zarfında her 4 tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata atan bu 4 tabakadaki farkı riayet etmemektir. Halaka lena ma fil ardı cemia, yani yerdeki her şeyi bizim için yarattı ya istinaden insaniyetin mide-i hayvaniye ve nebatiye münhasır olduğunu zannıyla galat ediyor, hataya düşüyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Tabii. Bu tip adamlar hayatın gerçeğine uzak adamlar, bu tip adamlar habersiz yaşayan bencil insanlar, Allah muhafaza. Yani hedonizm dedi, sırf zevk zevk. Tüm acı gerçekleri sanki çizgi film seyreder gibi bunlar seyrederler. Maalesef. Hayatların odağında tek şey var bu tip adamların. Eğlenmek, eğlenmek, eğlenmek. Ve eğlenmedikleri zaman maalesef kendini işkence olarak görürler. Bir de yemek tabii var, yemek içerler. Hayatlarında eğlenmeden başka, yemekten başka amaç olmadığı için bunlar tek eğlence kaynağı maalesef bugün telefonlar ve tabletlerdir elde. Bunu alırsan onlar içi gidiyor. Lüks hayat, ye iç yan gel keyfine bak. Oyna rahat, yaz gece adadasın, kış gelin modadasın. Ne ahiret, ne düşünmüyor. Biz beraber gittik ya Avrupa'da da, Avrupa'da biliyorsun adamlar en zengin ülkeler intihar ediyorlar. Rahmetli Fırıncı abin Allah rahmet eylesin. Bu Ramazan aramızda değil. Allah rahmetin ne derdi? İskandinav ülkeleri en zengin ülke olmalı rağmen hayatın gerçeğini bilmeyenler intihar ediyormuş. Evet fazla uzatmıyorum biliyorsun bu malum ilham olmasın. Ey sersem nefsime, ey pür heves, yani hevesine uyan, nefsine uyan ey arkadaşım. Zannediyor musun ki vazife hayatınız yalnız evet belden aşağısını 13 yaşamış. Veya devam et orada veyahut zannediyor musun ki yalnız terbiye-i medeniyle güzelce muhafazayı nefsetmek ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine münhasırdır. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik detay ve maneviyat ve şu hassas ağza ve alat ve şu muntazam cevari ve cazat, şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Bak burada haşa ve kella. Aza ve alat ve cevari ve cihazat mütecessis havas ve hissiyat arasında yani kesin hat çizmek çok zordur. Zira her şey bazen bundan ikisi ya üçü içinde kullanılabilir. Mesela ben şöyle açıklayayım size kısaca. Kalp, sır, akıl, vicdan, hafıza, hayal bunlar nazik letaif ve marifet cinsine girerler. Yani nazik letaif ve marifet deyince kalp olur, sır olur, vicdan olur, akıl ve hafız olur. Hassas ağza ve aletten maksat da el, ayak, ağız, mide, kulak, dil gibi. Ve ağız gibi. Mesela cevari deyince de cevari yani yaralıcı, parçalıcı anlamına geliyor. Organları ağız ve mide gibi. Bu cevahir dedim organlar niye parçalıyor?
ağız, mide malum değil mi? Bir de efendim mütecessiz havas ve hissiyat kullandı üstad. Yani görme, işitme, koklama, merak eden şeyleri bu da. Mütecessiz demek tecessüs eden, yani gizleri anlaştıran demektir. Meyvenin tadı, kokusu sadece görmeyle anlaşılmıyor. Tat alma duygusu, meyveyi görürsün ama onun içinde ne var? Merak ediyorsun, tat mı anlaşıyorsun? Yani tecessüsün insan onu hissettiriyor. Bütün bunları ne için Allah sana veriyor? Hamdolsun, değil mi? Sen şükür için. Evet, şimdi insan vücudundaki azaların hikmeti anlatacak. Devam et bakalım. Belki vücudunuzda şunların yaratılması, fıtratınızda bunların gayi hali iki esastır. Biri Cenab-ı Mülim-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kusri-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat insaniye nefşü neva budur. Bu iki esas nedir? Ben kısa özettim. Birisinde ne diyor? Duygular. İkincisinde akıl ve kalp esas. Mesela birisinde şükür. İkincisinde tefekkür meyveleri alınır. Ne mantığı? Biri nimetten faydalanmamızda o nimetin cans atomlardan, şuursuz tabiattan bunun olmayacağını düşünüp Rahman ve Rızak olan Halikimize şükretmemiz gerekir. Birinci de bu. İkincide ise hatırlayın bütün 32. sözün 3. mefkul der ki hakiki hakiki eşya esma-ilahidir. Bu bir sırla üstad daha adım ileri giderek arkadaşlar o eşyada ve o nimetleri tecelli eden ilahi isimleri düşünmemizi istiyor. Ve Allah o esma'yı tanımamızı istiyor. Mesela diyelim ki sen bir şey yiyorsun. Onda Razak ismini. Hayatta Muhi ismini istiyor. Yani bu anlattığım ikincide manevi cihazda sadece nimete şükürle kalmıyor. Yediği meyveye şükretmeyle ona kalmıyor. Ve onda hikmeti, rahmeti, inayeti, kudreti, adaleti göresiniz. Ne demek? Bu meyvede hikmet var mı? Allah hakim ismini gösterecek. İnayet var mı? Yardımış mı? Kudret ismini. Adil ismini gösterecek. Hatırlayın en basitinde bir mevzu vardı. Ben nasıl şu evi yaptım, tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş der diye. Böyle bir cümle var. Ve bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiye bir derece bildirmek, gösterecek bu neden mündiriştir. Özetle değerli kardeşim, bu iki esas üzerine kemalat insaniye neşmenema bulur diyor yani. Yani insan kendi ruhuna takılan bu sıfatlarla anlattım. İlahi sıfatları tefekkür ettiği zaman şunatı da ilahi şunatı bir derece bilebilir. Ben daha önce söylemiştim. Yani şunat acımak, merhamet, duymak bunlar şunatla ilgilidir. Ben nasıl muhtaçlara merhamet ediyorum, emri dinlemelere karşı da gazap ediyorum. İşte bana bu kabiliyeti veren Allah da kendi varlığına münasip şekilde idrakla aciz olduğumuz o da rahmet, merhamet kan gibi iş yapıyor. Bir cümle sarf etti ki işte bu iki esas üzerine kemaat insani neşv-i nema bulur. Buna insan insan olur. İnsan iman olması demin Ahmet Karşı okudu ya nebati, hayvani, insani bir de iman dedi. Öyle hakiki iman, hakiki insan böyle bulursa saadetli olur. Mesela nitekim mektubatta 20. mektubun çok okuduğumuz bir yer. Yani hiç müdahale etmeyeceğim. Sadece okuyarak dinleyelim onu. Ahmet Karşı okusun. Mektubatta var ya. Okuyorum. Şey geçmeden çünkü ondan sonra konuya giriyor. Evet. Katiyen bil ki hilkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır.
Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şakavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerden olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzügaha döner ve bir ticaretgah olur. Evet, demek ki sen okudun, bana göre mutluluğun gerçek reçetesi bulmuş. Ve bilim malum, herkes her konu ilgilendirmez. Biz tıp ilmine uğraşan bir adam, belki matematik ilgilendirmez. Mühendisi bilmemesi ona binaksı getirmez. Ama bazı konular var ki bütün insanı ilgilendirir. Nedir o? İnanma. İnanma. Hatırlar mısın, bir program yapmıştık. O programda bir kardeşimiz, tabii sen de vardın, mutluluk geni diye bir şey bulmuşlar işte Amerika'da. Hatırladın mı? Bir geçici, evet, mutluluk var, bir de devamlı mutluluk vardı. Hatırlayabildin mi kardeşimiz? Yani bir, her insana bir arabam olsun diyorsun, on sahip çıkıyorsun. Bu gerçek değil. Anlık mutluluk. Bir yerde bir yemek yiyeyim diyorsun, ona kavuşuyorsun, o anlık mutluluk. Bir evim olsun diyorsun, anlık mutluluk. Ama gerçek mutluluk nedir? Devamlı olandır. Bu da nedir? İman, İslamiyet ve gaye olmaktır. Hatırladınız mı yani? Bu misali. Evet. Tekrar dönelim bakalım. O halde oku bakalım Erdicim. Şimdi misal verecek Üstad. Yani eğer bu mutluluğu yaşayan adam, hayvandan farkı yok. Üstad güzel bir örnek verecek buna. Oku. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Harika mesela, misal. Harika misal bak. Evet. Evet. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libası sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetli tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım. Ben ona gelmeden buraya tamam, özet söyleyeyim. Diyor ki, diyor ki 20 altın verdi. Yani 1000 altın verdi. Kaçta kaç misli oluyor abicim? Eyvah. 50 misli değil mi? 50 misli oluyor. Mesela bak burada 50 rakamı çokluk ifade etmek için kullanıyor. Mesela bugün Arapçada çoklukla 70, 700, 7000 olur. Yani Türkçe'de genellikle 100 kat, 1000 kat ifade edilir. Yani bu insan hayvandan çok çok kat üstüne olduğu bir misal.
Tabii mesela insan hayvan arasında aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Ben bir örnek vereceğim. Bir örnek vereyim sadece. Mesela çayırda otlayan bir hayvanla bir ona nezaret eden bir çoban düşün. Bir basit bir örnek vereceğim. Şimdi hayvan açlığını sevkiyle, açlık arzusuyla gider, otu büyük şevkle yer. Onu ilhamla bunun rızık olduğunu bilir, ilhamla bilir. Ama bunun çok ötesinde cahildir. Hayvan sadece otu yer. Onu cahildir. Ama insan neyi bilir biliyor musun değerli arkadaşım? Öyle istat var ki mesela o çayın yeşermesi için bahar lazım. Bulut lazım. Yağmur olacak. Dünyanın eğimi lazım. Sonra bu yediğim yemen bana nasıl gıda oluyor? Nasıl hazmediyor? Bunu insan bilir. Ama hayvan sadece otun midesine gittiğini o kadar onu bilmez, düşünmez. Kan oluyormuş, kemik oluyormuş, deri oluyormuş. Bunu böyle sayısız sayamayacağımız çok nimetleri bilgisi içine, hayvan bilgisi içine yer. Daha doğrusu cahildir. Ama insan bunları bilmesine sahip mi? Peki eğer tövbe estağfurullah sadece insan böyle bilmeyerek yese hayvanın ne farkı var? Çok aklıma geldi söyleyeyim. Mevlana Hazretleri'ne sormuşlar. Mevlana Hazretleri. Demişler ki affeder, çok affedersiniz. Eşek niye andırır? Demiş ki iki şey andırır. Nedir? Bir acıkınca, bir de çiftleşmek istediği vakitte. Demek ki bu gençlerimiz Allah muhafaza sadece veya insanın sadece yemek için değil, Lamartin'in sözü, insan yemek için yani yaşıyor. Başka yemek ve Firotti dediği gibi sadece cinsi münasebet için. Üstad demiyorum ki sen hayvan gibi olamazsın. Sözlerde vardı. Sen hayvan gibi olamazsın. Ahmetciğim onu bulursan 24. sözde sen hayvan gibi olamazsın. Şeyde ben sana söyleyeyim. 488, 486 sözler. İşte biliyor musun? Aklıma böyle geliyor. Bak. 486. Evet. 486. Sen ne mi sözler? Ha, bul. En sonunda ey nefse emmare. Ahmet abi buldun sok. Ey nefse emmare. Güzel. Eğer desen ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvan ise elemsiz, güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse böyle aklını çıkar at, sonra hayvan ol. Hem kel en'amü benhum edal, sille-i teydibini gör. Yani evet, hayvan gibi hatta daha aşağıdırlar. Değil mi? İnsanın şeyi aklıma şu anda geldi. Hakikaten de mesela bu koronadan dolayı bak ben gidemedim cenazeye açıkçası. Yaştan itibariyle bana gitme dediler. Şimdi neden? Düşünüyorum acaba. Hayvan acaba bu korona geldim etmedi düşünüyor mu? Hiç tavuklar mı orada rahatlık geziyor. Ne geleceği ne geçmişi düşünüyor. Rahatla evet. Yatıyor. Üstad değil mi? Rahatla yaşar. Sadece kesilmek üzere olan bir hayvan. Hatırladım oraya. Evet. Sadece. Düşün. Bir şey diyordun galiba. Evet söyle. Hayvanla ilgili bir şey. Yok, kesilmek için yatırılan bir hayvan hissetmek ister. Fakat o hisse gider. Akıl olmadığı için Cenab-ı Hak onları rahmetine mazhar etmiş. Öyle bir sıkıntı çekmiyorlar. Demek ki sadece yemek için gelse hayvan bizden daha rahat. Değil mi arkadaşım? Yani geçen bir derste birisi dinlemiştim kardeşimizi. Diyor ki insan sadece koşma için gelse at benden fazla koşar. Sadece yemek için gelse fil mi dedi, deve mi dedi? Bizden çok fazla yiyormuş. Fil, evet fil ya. Fil çok yiyor. Çok yiyormuş bu da. Evet. Demek onlar yemek için gelmiş. Ben yemek için gelmemişim. Halbuki ben niçin gelmişim? Demin Ahmet okudu ya. Ben Allah'ı tanımak için gelmişim. Arı bal yapacak. Niçin bal yaptığını bilmeyecek? Ben yiyeceğim. Koyun süt verecek. Niçin bilmeyecek? Ben içeceğim. Peki zıplama için mi geldin? Koşmak, zıplamak. Pire benden daha çok zıplıyormuş değil mi duyduğuna göre? Evet. Bu da gösteriyor ki o halde düşün bakalım. Okuyayım Erdim. Ey nefsim ve ey arkadaşım. Özetle. Ey nefsim ve ey arkadaşım. Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye ömür ve istidadı hayatınızı
hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sır hakikatini, hem hayatının kemal-i saadetini bir derece anlamak istersen bak. Değerli kardeşlerimize inşallah söyleyelim. Belki bu 9 emir var hayatın gayesi itibariyle, ama hayatın mahiyeti var ki görünüş şu anda bunu yaparsan diyor sermedet makamını kazanırsın. İnşallah onu orada birleştirerek bu hayatın mahiyetini, suretini, sır hakikatini başka bir zaman zeminde okuruz. Biz şimdi kalan zaman içerisinde, saate bakıyorum, hayatın gayesine 9 madde ama 1-2 madde ancak okuyacağız galiba. Birinci madde oku bakalım, bir girelim. Hayatın gayesi icmali 9 emirdir. Evet. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahinin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Demiş. Birinci neymiş? 9'u birinci neymiş? Hem tatıyorsun, tartıyorsun. Hem de? İkide hem de şükrediyorsun. Demek ki şükür. Yani tart, sonra tefekkür et. Şükür, tefekkür et. Tefekkür çok zor bir şey. İnsan gözü mesela neyi tartacak? Eşyaya bakacak. Büyük mü, küçük mü? Şekillere bakacak. Uzak mı, yakın mı? Uzak bakarak. Dağlara bakacak. Tartıyor şimdi. Şu dağ şu tepeden büyüktür. Bak tartıyor. Renkler tartar mı? Şu yeşil, şu koyu, şu daha koyu hükmünü verir. Peki dille tartar mı? Tartar. Acıyı, şu tatlı, mesela, ekşi. Duyduğuma göre bir elmanın kaç tane çeşidi var? Peki evet. Demin Ahmet okudu. İbadet ve marifet için yaratılan bu insanlar bu kutsi görevin bir şubesi nedir? Tefekkür etmektir. Bir deri şükretmektir. Yiyor, şükredecek ve tefekkür edecek. İnsan birçok alimleri böyle yaparsa o zaman ne yapar? Şükreder. Fakat burada şükür gelince ince bir nokta söyleyeceğim şimdi size. Bu biri açıklamak için. Biliyorsunuz Hazreti Üstad ikinci şuada diyor ki ikinci şuada bu risale okuyan imanı kurtarır. Mesela ben sofrada bir süt içiyorum söz gelimi. Süt bir İstanbul'da bütün süt içenleri düşün. Peki bütün Türkiye'de, bütün dünyada sanki sütten bir nehir akar. Görüyorsun cüzi bir şükür ne kadar büyük olur. İşte tefekkür böyle büyütmemiz lazım. Gelin birkaç misal var. O misale göz atalım. İkinci şu anda. Buldun mu canım kardeşim? Evet. İkinci şu anda oku. Hem mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden zemin denilen hastane-i kübrada bulunan bütün dertlere alem denilen eczane-i ekberden ilaçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde rahim-i mutlakın cemal-i şefkati ve mehasin-i rahimiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i fakat alimane, basirane, şuurkerane olan şifa vermek dahi camit ilaçların haysiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilir. Bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Devam edeyim mi? Bir misal daha oku. Bu makam münasebeti hatıra gelen bir salavatın diye yok, geçiyor. Yok orada kalsın. Ben şimdi, peki. Demek ki özetle şükrediyoruz bunu. Şükredince evet. Burada bir şey daha vardı. Evet, devam et bakalım. İkiye gelin. İkiyi de okuyalım biraz. İkincisi, senin fıtratında vaaz edilen, konulan cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kudsiye-i İlahi'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o Esma ile tanımaktır. Daha önce dersler söyledik, yine biraz söyledik. Mesela Esma ile mecaz olarak, yani künüz-ü mahviye diyoruz, gizli hazine diyoruz. İşaret icazda vardı bu. İşaret icazda. Sen bu kuş işareteceğizde bir yer vardı orada. Hı hı. Evet. Şey, sayfa 37'de bak. 339'da. Ha, 339'da.
Bismillahirrahmanirrahim. Yok, kusurluk değil. O şey en başta. En başta. Hangisi? 37. 37. Bak. Diyor ki eğer insan maddi manevi her uzmunu tamam. Allah'ın emrettiği buldum oraya. Tamam okuyayım buldum. Oku. Tamam, oku. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinde olan şükrü örfü ifa ve şeriata imtisal ederse insanın cevherinde veda bırakılan bu örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat ve bir ayna olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle alemi şehadet ve alemi gayba bir hulasa olur. Ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfatı kemali-i ilahiye hem mazhar olur hem müzhir olur. Devam edeyim mi abi? Devam et. Nitekim Muhyiddin Arabi küntü kenzem mahfiyen fe halaktul halka liyarifun. Hadis-i şerifinin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun. Bu aynada cemalimi göreyim demiştir. İşte bu. Demek ki ikincisi neymiş? Senin fıtratında vaat eden cihazatı anahtarıyla Esma Kusi İlahi'nin gizli defneri açmaktır. İşte okudum. Küntü kenzen mahviye. Yani zat akdesi o İsmail'i tanımaktır. Mesela şimdi her mağlup değerli kardeşim Halik isminin hazinesinden gelmiş bir cevherdir. Her mağlup. Her canlı da Muhi isminden gelen bir cevherdir. Kağıt kitabının okuyucusu makamda olan insan ise biz öyle şu varlık aleminde sergilenen bütün esma tecellilerini sevdirmek için bir takım cihazlar bize verilmiştir. Şimdi soruyorum insan irade verilmeseydi Allah'ın irade sıfatını biz bilebilir miydik? Bilemezdik. Çünkü görme sıfatı verilmese Allah'ın bir basir olduğunu bilebilir miydik? Bilemezdik. Kudret sıfatı verilmese Kadir ismini merhamet olmasa Rahman, Rahim isimlerini başkan ikram ederek biz Kerim ve Muhsin ismini bilebilir miydik? Bilemedik. Demek ki ne dedi? Esma ilanını defne açmak burada o ifade kullanıyor. Evet. Bu ne demek? Bu defneden gelen mahlukatı ve hadisatı seyrederek tefekkür etmek ve değerlendirmek manasındadır. Tefekkür et ve değerlendirme manasındadır. Bir madde daha okuyalım. Üçüncüsü. Çünkü üçüncüsü şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahine'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Şimdi ağaca ben bakıyorum, tefekkür ediyorum. Bak, Esma bakıyorum, ağaca. Peki, bana da kim bakıyor? Beni bir ağaç kabul et, bana da melekler bakıyor. Evet. Üstad demiyor ki ben bir ağaca baktığım vakitte şu kadar sinema zevkini alıyorum demiş. Ben ağaca bakıyorum, onda sanatları görüyorum. Zahir, batin isimleri görüyorum. O halde ben hayatımda da teşhir ediliyorum. Kim beni bakıyor? Melekler bakıyor. Üstad 31'in penceredik 31 pencerede. Nasıl ki Esma'da bir ismi azam var. Öyle de o Esma'nın nokusuna dahi bir nakş-ı azam vardır ki o da insandır diyor 31. pencerede. Demek insanın bu esma tecellilerini teşhir etmesi başkalarına yani meleklere, cinlere ve ruhanilere göstermesi hayatın önemli bir gayesidir. Ona göre seyret. Çok ince bir nota söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin. 1976 o yıllarda Aksaray mevlüt dedim böyle. Tamam mı? Orada Şair Hocam vardı. Şair Hocam bir ara Göztepe'ye gelmişti. Göztepe'de onun verdiği misal bir bitireceğim. Bakın yani. Dedi ki Diyanet bundan fotoğraf istemiş. Fotoğraf istemiş. Gittim fotoğrafçıya vesikalık. Fotoğraf beni koydum iskemin üzerine. Geliyor bana. Boynu biraz böyle yap. Biraz şey yap. Başını şey yap. Ekme. Derken 4-5 defa dedim ya yeter ama olur mu ya?
Ama bak seni bu fotoğraf çekilecek Diyanet'e göndereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, o fotoğraf çekilirken ben dilimi yapsam, şöyle dilimi çıkarsam ne kadar çirkin olur? Ayıp olmaz mı? Şimdi her an her an beni ben teşhir ediliyorum. Sen nasıl ağaca bakıyorsun, ağacı seyrediyorsan Allah her anda seni kime teşhir ettiriyor? Meleklere, cinlere, ruhanilere. Ya. Ve bir şeyle bitireyim bari. İşaret icazda hani melekleri yarattığı vakitte Cenab-ı Hak diyor ki ben yaratacağım. Bakın bizim melekler nasıl teşhir ediyormuş. Öyle okup bitirelim. Vakit doldu çünkü. İnşallah 4, 5, 6 okup sonra hayatın gayesinden sonra suretini hakikatinde başka bir zaman okuruz. Kusura bakmayın. Evet. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halifeten gâlu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfidun dimâ'e ve nehnu nusebbuhu bihamdike ve nugaddisu leke gâle inni a'lemu mâ lâ ta'lemûn. Yani düşün o zaman ki Rabbin melaike hitaben ben yerde bir halife yaratacağım dedi. Melaike de yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Halbuki biz hamdinle seni tesbih ve takdis ediyoruz dediler. Rabbin de sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye onlara cevap verdi. Şimdi inşallah amacımız o. Şu nur talebeleri, Müslümanlar, şuurlu Müslümanları hani diyecek ki meleklere hani siz bana böyle diyordunuz ya bak benim böyle kullarım da var. Allah bizi öyle kullardan etsin. Amin. Bizi kendine kul Habib-i Nümmet Rıza'nı talep etsin. Ramazlarımızı, oruçlarımızı kabul etsin der. Amin. Bunu burada ittifayla zaman doluyor kusuma değerli kardeşlerim. İnşallah başka zaman zeminde bunun devamını yaparız. Yarınki dersimiz şey olacak galiba. Neyse bu yazılmış ama bakayım da programa değerli arkadaşım. Evet yarın lemalardan okuyacakmışız galiba. Evet. Değil mi? Yok. Mesnevi okuduk. Yarın mektubattan var. Çok derin bir nokta oku. 24. mektubtan bir yer okuyacağız. Onu kaçırmayın. Çünkü diyordu ki bir abi eğer bu gençliğin kulağına 24. mektup üflense bu gençlik bu hale gelmez. Yani o dersi okuyacağız. Peki Ahmetciğim buyur. Sübhaneke. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum elilhamdülillahi rabbil alemin rızanillahi fatiha. Allah'a emanet.